anne babalara bu süreçte cinsel bilgilendirme ile ilgili neler önerirsiniz? Yani en çok da bir nasıl verelim bilgiyi diyorlar. Dediğim gibi aslında çocuk her an doğduğu andan itibaren dünyayı algılıyor. Sürekli gözlemliyor. Sürekli anne babaları gözlemliyor çocuklar. O yüzden anne babaların ebeveyn olduktan sonra belki o konuda kendi duyguları, kendi tutumları, karı koca birbiriyle hani ilişkileri, çocukla ilişkileri bunlarla ilgili çok farkında olmaları, çocuğa nasıl mesajlar veriyorlar, çocuğun ilgilendiği neyi merak ediyor, bunu takip edebilmeleri önemli. Burada da sonrasında dediğim gibi belki yaşına uygun olan ve ama her çocuk da farklı bu arada. Yani bazı çocuk bakıyoruz ki çok daha hızlı algısı daha açık olabiliyor. Bazı şeyleri çok daha hızlı fark edebiliyor. Bazı çocuklar normal gelişen çocuklarda ya da hatta gelişimsel farklılığı varsa da bazı şeyleri anlaması daha uzun süre alabiliyor. Her çocuğun gelişimi farklı. Çocuğa uygun bir şekilde çocuğun hazır olduğu zaman bilgiyi vermek, uygun şekilde anlatmak önemli. Yani dediğim gibi en çok sıklıkla gördüğümüzde anne babaların bazen işte o yüzden biz söylüyoruz bu aralar belki çok hani de duyuyorlardır hani anne babalar çocuklara işte aşkım demeyin, çocuklarınızı dudağından öpmeyin. Aslında küçük çocukların bu konuda dedim ebeveynle aslında erotik bir ilişkileri var ve çok da kafa karışmaya müsait onlar. O yüzden bazen ebeveyn çocuk ilişkisini de ebeveynler sıkça sanki hani biz aşığız, hani çocuğun fantezileri de vardır bu zaten. Ama hani ben ebeveynim, sen çocuksun bu mesajı vermeleri gerekiyor kafalarını karıştırmamaları için.